İsimleri koyacağım. Haber isimleri yazacağım. Siz havuz olacak işte o işlerin önünde. Madenciye sefer olacak. Sizler buna verdiğiniz askerden gelecek. Sizler de katılımdan gelecek. Burada mutlu bölümden gelecek. Çok güzel. Metrekareye yakın alan çıkıyor. Buraya kadar daha iyi. Meydan de gelişimi buna paralel yukarıya doğru bir ivme kazanıyor. Şimdi başkanla yemekte sohbet sırasında onu söylüyor. Konutlarda ev bulamıyoruz. Artık kiralar inanılmaz yukarıya doğru gitmeye başladı. Çünkü burada ciddi bir kamu kuruluşu var. İşte askeri birlik var. Tutuk evi var. Bununla birlikte şimdi bir Türkiye'de geldiğinde buranın hem yol ağı bağlantısı, demin kendisi de belki bahsetti, devlet yoluyla birlikte bağlantı kurulunca o zaman daha da transit yolu gibi geçiş noktası olacak ki o zaman hem beldemizin gelişmesi açısından büyük bir değer kazanacak beldemiz. İnşallah hani Beycuma artık bundan sonra nüfusu yukarıya doğru giden beldelerimizden biri olacak. Şimdi biz merkezin çevirmeni olarak sevgili başkanım, biz 3 beldemiz var. 3 bölgede yönetim kurulu toplantılarını ara ara beldelerimizle birlikte yapalım. Gösteriyor burada. Şu andaki belediye şantiyesi bizim ayardaki beldelerin hepsinden güçlü. Bizim gibi şantiyesi güçlü olan bizim ayarda, yani bizim nüfusumuzda olan hiçbir belde yok. En güçlüsü bizim belediyedir. Şimdi ona geçirdik kamyonu. Belediyeye geldik. O zaman Kilim Belediyesi Seçme Özdemir'den üst ekipman aldık. Onu kendi kamyonumuzun üzerine koyduk. Bir yıl kendi kamyonumuzda burada çöp koyduk. Şimdi iki tane çöp arabamız var. İlk dayımız, üç tane fayanımız var. Kepçemizi aldık. Kamyonumuzu aldık. Kamyon 102 bin liraya belediye bütçesinden aldık. Kepçeyi 170 bin liraya belediye bütçesinden aldık. Cenab-ı Aracan'ı 85 bin lira o zaman. Kendi bütçemizden aldık, belediyenin bütçesinden. Yani borç batandaki belediye bunları alabilir hale getirdik. İyi köpeler mi? İyi köpeler mi? Bir tane öz kaynağı vardı. Tabii tabii. Dukota diye bir hizmet aldık. Pikap biliyorsunuz. Bir tane de ondan aldık. Şu andaki değerini hesaplattım geçen gün 5 bin. Bu okulun önünde parke falan yoktu. Çok kötü bir zeminim vardı. Komple parkesi, basketbol sahası, voleybol sahası. Şimdi bu okulun da bakanlık üyeleri bakanlığı bir şey yaptı. Dış cephesi falan koyamazdı. Evet. İyi sonra, bak şu okulun önündeki şu gördüğünüz yer. Aynı çok pislik içinde, çöplük içinde bir yer. Oraya, buraya geleyim. Memurlar, daha oturabilirsiniz. 40 daire, 40 daire lojman var. Bizim dönemimizi de yapıldı. Bunları da bitirdik. Kaşıyor. Basketbol sahası. Şu çocuklar var burada. Güzel bir alan. Gerçekten mi? Bu derdi lojmanı yapıldı. Yeni kartal bizim dönemimizde yapıldı. 2010 yılında yazılıma girdi. 2013-14 yılında falan bitmiş oldu. 14 yılında falan bitti. Tarafımızda 6 daire lojmanımız. Büyük bir alan. Gerçekten. Güzel bir alan. Hatta bölüm yapılma durumu, bölüm inasının bir alana yapılması söz konusu şu anda. İşte çalışmalar devam ediyor. 112 sağlık istasyonu bizim dönemimizde yapılan. Buradaki meydandaki. İşte buraya da şimdi meydan yapıyoruz. O meydan projemiz de var. O da gelecek. Bunu kazandırmış olmalı. Yukarıdaydı bu. Bu cezaevinin orada. Bana en çok talep açıkçası şeydi. Başkanım şu sağlık ocağını aşağıya. Yani merkez alıyordu. Yaşlı insanlar var. İşi gelip bitmekte zorlanıyordu. Merkez al diye müthiş bir talep vardı. Biz de Sağlık Bakanlığı'nın işte o yeri şu andaki yer karakolun yeriydi. Eski karakol oradaydı. Karakolu yukarı yaptıktan sonra burayı da onlara verdik. İşte futbol sahamız.
Bunu da Spor Bakanlığı'na yaptırdık. Bu da bitti, soyunma odaları falan. Yani bunun da çevre düzenlemesi olacak. Çevre düzenlemesi dediğim şu alan büyük bir dere vardı. O dereyi şimdi biz doldurduk komple. Muhtemelen 1000 kamyon falan harcat olmuştur. Belki de daha fazla. Doldurduk, tüm düzenlen yaptık şimdi orayı. Orayı da bunun yanında park, oturma, yani küçük bir millet bahçesi gibi düşün. Öyle bir alan ayırdık. Bir alanına çevireceğiz orayı. Çok güzel bir alan. Vesile alanı. Vesile alanı, evet. PTT Kınamız Türkiye'de ilk şu proje, Türkiye'de ilk bizim beldemiz oldu. Bizden sonra yer il ve ilçelere uygulandı. Küçük yerlerde de beldeleri. Ama ilk bizim burada oldu. Eskiden 3 katlı bir bina vardı burada. Ama işlev yapmıyor. Yani hantal bir yapısı vardı. Böyle kötü bir görüntüsü vardı. Onu yüktürdük. Böyle modern bir PTT Kınamız oldu değil mi? Küçük bir, bütün bankacılık işlemlerini yapıyor. Tabii tabii, hepsini. Ve bizim de işlerimiz fazla, cezaevinden dolayı işlerimiz fazla. Ziraat Bankası ATM'si yoktu, bizim dönemimizde geldi. Bunun meydanda işte o hemen karşımızdaki yere kurduğumuz ortak ATM'i. Yani diğer bankaların da kartları hepsi işlemi. Yani emekliler orada rahat maaşlarını alabiliyor. Tabii ki, yatırım alır. Meşelik Miktik ve Mesele alanı, Orman Bakanlığı'na yaptırdık bunu. Orman Bakanlığı'na yaptırdık bunu. Burası benim... benim açıkçası hayat veren, hayat verici bu. Benim çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir yol. Hatta şöyle, çocukluğumdan beri, yani 10 yaşından beri duyarım ki bu yol yapılıyor, yapıldığı yapılacak, işte sürekli konuşuluyordu ama bize nasıl oldu? Bizim iktidarımıza nasıl oldu? Bizim belediye başkanımıza nasıl oldu? Gerçekten Bejman'ın bakış açısını değiştirdi. İnşallah bunu işte devlerde taşıdığımız zaman ben başka bir Bejim olacak. Ben bunu inanmıyorum. 2010 yılında Köksal Bey yatırım aldı. Köksal Top'ta. 2010 yılında. Bu yolu. 2017 yılında Ajan Okuma iadesini yaptırdı. İşte bu dönem iadesi yapıldığı zaman özelliklerine sıkıntı olmasın da Hamdi Bey birebir takip etti. Sadece o işte mahkemeli kısım haricinde yolun üst tarafı açıldı. İnşallah o da işte bugün de toplantısını yaptık. Ama senin anlattığın o çözülecek gibi bir şey. Çözülecek inşallah. Şimdi genel bir görünümü bu şekilde çektik. Ben hızlı geçiyorum. Peşine bir şey gidiyor. Baraj genç. İşte suyu bölümü. Bununla ilgili bir şey. Evet, işte suyu bölümümüz. DSE'yi yaptık. Yaklaşık 2017 yılında şeyler burada sürekli sel olan bir yerde Bejmo. Sel. Karadere, taşkın bir dere. Buraları setle yaptırdık bu şekilde. Suyun hızını kesmek için. Yani bundan önce Cenab-ı Allah'ın tabii verdiği yağmurda şeyimiz yok ama bundan önce yaşanmış selde Bejmo'da yaşanmış. Bundan önceki. Çünkü hem taşkın kurbalardan, seddelerini, üst tabzaya seddelerin hepsini bitirdik yaptık. İşte barajı da devre aldı. 200 metre aşağıdan çıkıyor. Yani batan su 200 metre aşağıdan çıkıyor. O 200 metre aşağıdan çıkan suyu da kaptaş şeklinde dediğimiz sistemle alıp 2 kilometre aşağıda bir tutunma yeri yapacağız, deposu. Çağırma yapacağız. Oradan da Bejmo'ya suyu cazibeli şekilde vermiş olacak. Bu bana dediğim gibi tabii de 2 kilometre taşma korbanın içinde yoktur bunlar. Esen alın. Esen alın. Artık bundan önce yaşananlar, ama bundan sonra Cenab-ı Allah'ın verdiği onu da bir anlamıyor. Yani. Şu anda hali hazırda başkanım için insanlar evleri yok ki. Yani biz bunu hani bir yerden alanı çekiyoruz ama işte böyle olacak diyoruz ve alanını gösteriyoruz. Nereye yapılacağını. Böyle olduğunu inşallah. Mimarisi hemen hemen beşer bir şey olacak. Alan da burası. Şu alan 18 metrekare. 18 metre. Türkiye'ye tavsiye edildi. İçinde bir sosyal alan var mı başlamış? Şöyle, park falan var. Aslında cami vardı, cami çıkardık, cami yakın diye. Evet. Bu sene de biraz heyelan oldu caminin üstünde. Keşke çıkarmasaydık da. Kalsaydı. Şimdi camide de bir heyelan var. İşte onu düzelteyim mi boşum? Huzur evi, Bejmo huzur evi. İşte o zemin etikleri bitti şimdi. Bu alanı yapılıyor. Zemin etikleri de bugün bitirdiler. İnşallah yakında inşaatı başlayacak. Projeler de bitmek üzere. Burada para sıkıntı olmadığı için, hızlı gidecek. Yani inşallah, yani hiç para sıkıntısı yok, hızlı yürüyeceğim inşallah. Yani
Yani seneye belki de seçim öncesi inşaatı büyük bölüm bitmiş olacak. Yani 80 kişilik. Onun hakkı tat oldu işte, tat noter yapıyor. Kapalı spor salonu, zemin etüdü ihalesi yapıldı. İnşallah zemin etüdü tuttuktan sonra bunun da inşaatı başlayacak kapalı spor salonu. O da bizim pazar yerine, bu alana yapılıyor. Şimdi bunu söküyoruz, yıkıyoruz bunu. Buraya yapılacak. Ama buradan bunu biraz ortaya yapmışlar, alanı iyi kullanamamışlar. Biz alanı iyi kullanarak şu geri kalan kısımlara da Hayrettin Yavuz işte bahsettiği büyük bir çocuğun voley grubu, açık işte futbol sahası, açık basketbol sahası, voleybol sahası, çevre düzenlemeleri komple Hayrettin abi üstlenmiş işte onları. İşte onlara yapacak. Bir de yapabilirseniz de kültür merkezinde bir gençlik merkezi. Yani buraya sığdırabilirsek sığmıyorsa başka bir yere yapacak. Yani gençlik merkezi de kültür merkezi olacak. Bu da az önce gösterdiğimiz meydan projesi. Evet. Bu şekilde olacak. Böyle bir anlatarsın bahsettik. Şurada şeffaf, ışıklı özel yapılacaklar. İşte bunları şehitlerin ısınıya yazsak, siyah yazıyla. Şu ışıklı olan yerlere. Şurada Beşiktaş Belediyesi hoş geldiniz. Şu mert olacak. Üstünde saat olacak. İşte Türk bayrağı, madenci heykelleri, havuzu. İşte altındaki az önce yaptığımız gösterdiğimiz garaj gibi olmuş olacak. Burada işte süs havuzu olacak. Madenci heykellerimiz olacak. Oturma alanları olacak burada. Yeşillendirme, ağaçlandırma. Şurası da otaç durağını buraya alacağız. Dolmuş durağı işte kapısına göre takılıyor ya. Onlar da buraya alacağız. Üç araba. Üç araba peş peşe girecek, dolan gidecek. Diğerleri dışarı bir yere park edecek. Yani gelip buraya 17 tane arabayı park etmeyecek. Meydandaki görüntü çirkinliğini kaldıracak. Kaldırmış olacağız. İşte böyle bir alan inşallah işte başladık. İnşallah yani iki ay içinde falan bitmiş oluyor. Az önce söylediğim bu Karaman'dan Beşmer'de olan kısım iade yapılan, geri kalan kısım 3 alternatif olarak çalıştık arabaları, bölge müdürlüğü. Bir tanesinde 750 metre tünel var. Bir tanesi de gene eski güzergahı takip ederek buradan giden ama öbürü tünelde olan bir proje var. 3 tane de bir tanesini işte bu proje iadesi yapıldığı zaman ihaleye çıkmak